gazetesinden Mert İnan isimli bir muhabir bir yazı yazmış. Onunla ilgili açıklama yapacağım. Yazı tamamıyla bu bizim 1999 yılında bize yapılan hukuksuz operasyona dayandırılmış. Yani o dönemdeki sahte delillere, sahte ifadelere dayandırılmış daha doğrusu. Daha önce anlatmıştım. O dönemde işkenceyle zorla imzalatılan ifadeleri dayanak alınarak Bilim Araştırma Vakfı mensupları suçlanmıştı. Ama sonunda da bu ortaya çıkan iddiaların hiçbirinin gerçek olmadığı anlaşılıp o davadan beraat ettik. Dolayısıyla o zamanki iddiaları hani bugün tekrar gündeme getirmek yani son derece mantıksız ve yersiz bir şey. Bu da hani basında bir algı operasyonu oluşturmak için son derece elverişli bir hareket olmuş oluyor. Tabii haberin içeriğine baktığımızda da hakikaten bu haberler yani o dönemdeki iddialar gene o dönemdeki bir kişiye isnat edilerek yazılmış. Bu kişi de o dönemin Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan'dı. Şimdi Adil Serdar Saçan'ın o dönemdeki iddiaları bugün sanki yeniymiş gibi gündeme taşıması, bir de bunlardan bizim tamamıyla aklanmış olduğumuzu söylememesi zaten bu haberin içeriğini de geçersiz kılıyor her şeyden önce. Bir kere Adil Serdar Saçan o dönemde vakıf mensuplarımıza, bizlere, Sayın Adnan Oktar'a işkence yapan bir insan ve sadece bize değil, o dönemde birçok kişiye, işte kuruluşa, hatta bu dönemki AKP'nin eski kurucu üyelerine birçok kişiye işkence yapmış ve onları gerçekten son derece yaralamış bir kişidir, öyle söyleyeyim. Ve işkence yaptığından dolayı da polislikten atılmıştır zaten. Polislikten atılan bir insandır. Ve aynı zamanda bu kişi değişik ilişkileri de vardır. FETÖ grubuyla bağlantısı vardır. 90'lı yıllarda bu ışık evlerinin kurulmasında görev almıştır. Ayrıca kişilik olarak da son derece dengesiz bir kişiliktir. Bunu tabii ki ben söylemiyorum. O dönemin o zamanki amiri Vali Erol Çakır'ın yazıları vardı, anlatımları vardı. O söylüyor yani son derece disiplinsiz olduğu, içkili olarak işe gittiği, işte insanları oradaki işinde tamamen işte bir mafya üslubuyla yönettiği yönünde zaten ifadeleri vardı. Yani bu resmi ifade olarak vardı. Dolayısıyla bu kişinin hem zaten ifadesine güvene olmaz bir kişi aynı zamanda da zaten bu iddiaları demin de söylediğim gibi çürütülmüş iddialar hepsi, her biri. Yani mesela diyor ki işte o dönemde siyasileri yönlendiriyordu onlar diyor. Halbuki böyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. İşte onlara diyor kimi siyasi, sanatçı, gazeteci şunlara şantaj, şu bu tehdit yapılıyordu diyor. Halbuki mahkemede bana şantaj yapıldı, tehdit yapıldı diyen bir kişi çıkmadı. Yani bu iddianın sahibi bile olmadı. Ne dediler onlar? Dediler ki o dönemde işte Adil Serdar Saçan ve işte yanındaki bir yardımcısı ve birkaç kişi polis o dönemde görev alan onların yönlendirmesiyle biz şikayetçi olduk dediler. Yoksa bizim bir şey görmüş olduğumuz ya da bize yapılan bir tehdit, şantaj yok dediler. Yani bunu var diyen kişi, iddia eden kişi bile çıkmadı. Sadece Ebru Şimşek denen bir bayan geldi. O da zaten 1999 yılında değil aslında, 1994 yılında bir şekilde şikayetçi olmuş bir nedenle. Sonrasında takipsizlik almış bir konuydu. Ve onu da o zaman Adil Serdar Saçan'ın avukatı bizzat o gün de bir suç unsuru bulunmadığı için dosyada bulup kendi 1999'daki davaya getirmişti. Yani Ebru Şimşek de o zaman hani ona göre tabiri caizse kurtarıcı gibi 1999'daki davaya monte edilmişti. Ne oldu sonunda? Ebru Şimşek'in söyledikleri de yalan olduğu ortaya çıktı. Ve bütün iddialarından beraat edildi. Yani bu arada tabii aynı Ebru Şimşek bugün bile getirilip 2018'de de yani bugünkü komploda da suç unsuru olmadığı için monte edilmeye çalışılıyor. Bu da ayrı bir konu olarak söylemiş olayım yeri gelmişken. Yani dolayısıyla Adil Serdar Saçan'ın verdiği ifadelerin hiçbiri doğru değil, yansıtmıyor ve bize karşı husumetli bir insan. Bugün de hala işkence suçundan yargılanması devam ediyor. Şantaj suçundan yargılanması devam ediyor. İşte bu davalardan sıyırmak için, kendini kurtarmak için
pervasızca Bilim Araştırma Vakfı'nın da şu dönemde uygun bulduğu için her türlü yalan ifadeyi söylüyor ve bunu da basına ulaştırabiliyor bir şekilde bir kanallarda. Ama kesinlikle bu tuzağa düşülmemesi, bu yalan ifadelere itibar edilmemesi gerekir.